Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün videosu ile de karşınızdayım. Hisseleri incelemeye geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Hani bu işinize yarayabilir. Şöyle bir korelasyon var arkadaşlar. Şimdi Amerikan 10 yıllık devlet tahvilleriyle gelişmekte olan ülkelerin dolar kuru arasında bir korelasyon vardır. Yani bu tahviller yükseldiği zaman bizde de dolar yükselir arkadaşlar. Zaten dikkat edin, aynı hareketleri, aynı momentumu görüyorsunuz. İşte dün video çekerken bu yeşil gördüğünüz bar aslında kırmızıydı ben çekerken. Bu aşağılara gidiyordu. Sonra tekrar yükseldi. Şimdi bayağı bir yükseldi. Hemen buna tepki olarak bizde de dolar tepkisini gösterdi ve yükseliyor şu an dolar. Bizim borsamız aşağıda başladığı gün içinde biraz hareket etti ama böyle bir doji kapatacak gibi duruyor. Biraz direniyor hani ama çok sevimli değil. Bir de cumaları zaten satış günü olduğu için satışlarla birlikte bugün BIST yerinde sayıyor gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Ama işte bu 10 yıllıklar böyle artmaya devam ederse bu bizim borsaya da gene tabii ters yansıyabilir. O yüzden bunları muhakkak takip edin arkadaşlar. Şimdi videonun başlığından da anlayacağınız gibi Murti gene bildi. Murti neyi bildi dün? Dün ne dedik? Dün güzel bir gün olacak gibi duruyor dedik. Ve nereye konsantre olacağız dedik arkadaşlar. EV sektörüne konsantre olacağız dedik. EV sektörü ne yaptı arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yani şu NIO. Yani bu NIO. Aşağı yani şurada ne var burada? 42.84'leri görüp ondan sonra 46.5'u gördü arkadaşlar. Yani ben size ne dedim? EV sektörüne konsantre olun dedim. Ne oldu? EV sektörü uçtu. EV sektöründen başka açalım mesela. Yani demem o ki inşallah bu videoları hani seyredip değerlendiriyorsunuzdur. Yani kitlemiz genişledikçe daha çok insana yayılacağız. Böylelikle daha çok insan bundan faydalanabilecek. Yani şu hareketler kaçmazdı. İşte Evsel de aynı. NIO'nun hatta aynı grafiği neredeyse. Yani gördüğünüz gibi EV sektörüne konsantre olacağım demiştim. Ve siz de olun demiştim. Ve EV sektörü dün uçtu. Daha önce söylediğim hisseler zaten hep gene geliyor. O yüzden hani kulağınıza küpe olsun, söylediklerime laf olsun diye dinlemeyin. Muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmayın. Yani ne dedik? Her zaman takip ettiğim hisseleri sayarken Civo'da saydık, değil mi? Civo'da ne yapmış? Görüyorsunuz. Yani EV sektörü, bir de ne dedik? Ondan sonra wind sektörüne bakacağım dedim. Yani bu da Tilray, görüyorsunuz ne yaptı? O da high yaptı. Yani başka bir tane bakalım wind sektöründen. Gördüğünüz gibi ne demiştim? Amerika'da hisseler sektörel bazlı hareket eder. Aynı noktada yani aynı anda işte atıyorum burada kaç 13 13.50'de aynı anda zıplıyorlar. Aynı anda aynı tepkileri verip after hours'da aynı noktada ikisi de high yapıyor. Yani bu ne? Tilray ile ikisini mesela yan yana açayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı dakikada aynı hareketi yapıp İkisi de aynı yerde after hours birkaç dakika sonrasında aynı noktada high yapıyorlar, devam ediyorlar. Yani bu sektörel takip etme işi çok önemli Amerika'da. Yani sektörel kendinize listeler yapın. Atıyorum işte wind sektörü diye wind sektörüne bir liste yapın. İşte EV sektörü EV'ye yapın. İşte sağlık sektörü işte hangi sektörleri inceliyorsanız onları böyle sektör sektör inceleyin. Sektör sektör liste yapın kendinize. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Murti gene bildi. Dün ne dediysem hepsi oldu. Şimdi bu Murti bugün ne diyecek? Murti bugün bir şey demeyecek çünkü bugün durum pek güzel durmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu gap down'lar var. Yani aşağıya bu sefer dün nasıl gap up yapmıştı? Yani gap'li açmıştı yukarı yönlü. Şimdi de aşağı yönlü bir gap var. O da işte bu 10 yıllık tahvillerden kaynaklanıyor. Orada gene bir aşırı bir yükseliş oldu. İşte QQQ'ya da bakalım. Aynı şey onda da geçerli. İşte dün güzel bir tırmanış yaptı. Hatta burada bir high yaptı. Yani 300 neredeyse 20'leri gördü.
Ondan sonra bugün sabahleyin Gap Down bayağı bir aşağı saldı. O yüzden bugün hani kol yerine put kovalayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bu gene klasik takibimizde olan hisseleri bu sefer put kovalayacağız. Ha, gene bunlar long pozisyon, yani bize opsiyonla işlem yaptığımız için kol fırsatı verirlerse kol alırız. Ama vermez, market aşağıya devam ederse yön, bu sefer putlarız arkadaşlar. Dediğim gibi bizim için market çakılmış, çıkmış, uçmuş, yerlerde gezmiş, hiçbir önemi yok. Biz çünkü ne yapıyoruz? İlk bir saati değerlendirip kaçıyoruz. Elimizde hisse bırakmıyoruz. Yani gece ne olmuş? Bakın mesela şimdi bende bu hisse olsaydı hop gap down oldu. Benim gece yatarken oh iyi 28'lerde kapattı diye yatıp sabah uyandığımda bam bir bakıyorum 26 olmuş hisse. Ben bunun niye stresini alayım ki? Bana ne? Gece ne olmuş, düşmüş mü, çıkmış mı? Yani ben onu gün içinde değerlendirirsem değerlendiriyorum zaten. Yani mantığı anladınız artık. Yani o yüzden her seferinde anlatmama gerek yok. Yani o yüzden benim mantığım hisseyi elinde tutmamak. Owning stocks, sucks mantığı devam ediyor arkadaşlar. O mantığı hiçbir şekilde kimse vazgeçiremez benden. Bu hareketleri görünce zaten daha da pekişiyor düşüncelerim. Yani şu harekete ben gece yatarken sabah kalktığımda bunu görmek istemiyorum. O yüzden hiçbir zaman elimde hisse tutmuyorum arkadaşlar. Ha, uzun vade tuttuğum hisseler var. O ayrı bir konu. O bir senenin üstünde tutuyorsun. Yani 2 sene, 3 senelik bir düşüncenin içerisinde şu oynamalar sizi zaten hiç bağlamaz yani. O yüzden böyle uzun vadeciyseniz böyle şeylere falan üzülmeyin ya da takılmayın. Siz arada bir, ayda bir baksanız bile olur grafiklere. Eğer şirketinize güveniyorsanız tabii. Ama ne oldu? Bütün Amerika geçen 2 hafta boyunca eksi 30 yazdı accountları. Yani herkesin hesabı %30 en az değer kaybetti arkadaşlar. %30 ne demek? Yani çok ciddi rakamlar. Çok ciddi para kaybeden insanlar oldu bu son 2 hafta içerisinde. O yüzden yani ben hisseyi elinde tutma taraftarı değilim. Gün içerisinde bana fırsat verdiğinde onu değerlendiririm. Burada vermiş mesela yükseliş trendi girmiş. Burada girerim pozisyona. Burada satarım kapanıştan az önce. Şurayı trade ederim. Şurada ben sizin 1 senede alacağınızı alırım zaten arkadaşlar. Şurada. Yani o kadar basit. Siz 1 sene bekleyip bu hisseden alacağınız parayı ben şurada alırım. Yani opsiyonların bu cezbedici özelliğini değerlendirin. Opsiyon kursu da çıktı. Onu da alın. Üstünde çalışın. Opsiyonları bir an önce çözün derim. Naçizane size tavsiyem arkadaşlar. Evet, bugün çok fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi durum pek güzel değil. Zaten cumaları biliyorsunuz klasik satış günü. Zaten sıkıntılı geçiyor. O yüzden bugün putların üstüne yoğunlaşacağız. Dün mesela bayağı bir %10, %10 ve üstü giden hisseleri mesela eledim ben şu an. Onların üstünde yoğunlaşacağım. Neden? Çünkü bir günde %15, %18, %20, %25 gitmiş. Bu şimdi bugün bu tam putlamalık işte yani. Yani o adamlar kar alacak. Hazır piyasada zaten kötü gözüküyor şu an. O hisseler kesin aşağıya çakılacak arkadaşlar. Ben de bu fırsatı kaçırmayacağım. Hemen kutlayacağım onları. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Videoları likelamayı unutmayın. Kanala abone değilseniz hala abone olun. Discord'a kesin katılın. Onun haricinde dediğim gibi opsiyon kursumuz da çıktı. Onu da mutlaka alın. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.